Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri 4. ünite madde ve değişim son 5 yılın bursluluk sorular ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda madde ve değişimle ilgili konuları izleyip bursluluğa hazırlanmak için tekrar yapabilirsiniz. Arkadaşlar, soğuk bir ortamda konulan bir miktar suyun bir süre sonra donmaya başladığı ve ortamın sıcaklığının arttığı gözlenmişti. Termometrede de görüyorsunuz, bakın sıcaklık bir miktar artmış. Bu da bize neyi anlatıyordu arkadaşlar? Maddeler donduğunda ısı verirler, yoğuştuğunda ısı verirler, kırılaştığında ısı verirler, eridiğinde, buharlaştığında ve süblimleştiğinde arkadaşlar ısı alırlar. Bunu unutmuyoruz. Isı alışverişinin sadece su ile ortam arasında olduğu kabul edilirse, bu deneydeki gözleme dayalı olarak su ile ilgili aşağıdakilerden çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, maddeler donduklarında ısı verirler. O halde bakalım, donarken ortamdan ısı alır, tam tersi ısı verir. Yanlış. Her sıcaklıkta donar, yanlış. Her sıcaklıkta buharlaşır. Donarken ortama ısı verir, doğru. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Donma sırasında sıcaklığı artar diyor. Hayır, sıcaklığı azalır. D'de olmaz. Cevabımız C şıkkı. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Saf maddelerin hal değişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Katı haldeki maddenin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Doğru arkadaş, cevabımız A şıkkı. Bir katının ısı alarak sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine kırılaşma denir diyor. Yanlış, süblimleşme denir. Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine süblimleşme denir diyor. Tam tersi kırılaşma denir arkadaşlar. Yanlış. Gaz halindeki maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale geçmesine donma denir diyor. Hayır, yoğuşma denir. O halde cevabımız A şıkkı olacak. 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Saf bir maddenin ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar, sıcaklık zaman grafiğine baktığımızda madde toplam 14 dakika ısı almış. Burada ısı almış, artmış. 10. dakikada, yani 100 santigrat dereceyken sabit kalmış. Sabit kaldığı noktaya ne diyorduk biz? Kaynama noktası diyorduk arkadaşlar. Bakıyoruz hangisi yanlıştır diyor. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. Bakıyoruz, sabit kaldığı 100 santigrat derece, doğru. Kaynama süresince sıcaklık artmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, kaynama süresince bakın sabit kalmıştır. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız B şıkkı. Kaynama olayının gerçekleşebilmesi için dışarıdan ısı alınmıştır. Doğru arkadaşlar, bakın ısı almış, sıcaklığı artmış. 10. dakikada kaynamaya başlamıştır. Bakın hangi zamanda sabit kalmış? 10. dakikada sabit kalmıştır. Doğru. O halde hangisi yanlıştır diyor? Cevabımız B şıkkı olacak. Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklıkları verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Suyun erime sıcaklığı 0, kükürtünkü 119, kurşununki 327, demirinki 1535. Kurşun erime sıcaklığında demir sıvıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. Kurşun erime sıcaklığı 327 iken demirinki 1535. Erime sıcaklığında, kurşunun erime sıcaklığında demir sıvı değil, katı olacak arkadaşlar. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Saf maddelerin erime sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Bakın arkadaşlar, hepsinin erime sıcaklığı birbirinden farklı. Doğru. 10 santigrat derecede su sıvı. Bakıyoruz, sıfırda eriyorsa 10'da sıvı olur. Doğru. Kükürt katı haldedir. Bakıyoruz, kükürt 119'da erimeye başlıyormuş. 10'da henüz daha erimemiştir. Bu da doğru. 125 santigrat derecede kurşun katı haldedir. Bakıyoruz arkadaşlar, kurşun 327'de eridiğine göre 125'te henüz erimemiştir. O halde bu da doğrudur. Hangisi yanlıştır diyor? Cevabımız A şıkkı olacak. Bir öğrenci ısı ve sıcaklıkla ilgili numaralandırılmış bilgilerden doğru olduğunu düşündüğüne tik işareti koymuş. Buna göre hangileri yanlış işaretlenmiştir diyor arkadaşlar. Alınıp verilen enerji ısı olacak. Bu yanlış arkadaşlar. Birinci yanlış. Sıcaklıklar farklı maddeler arasında aktarımdır. Isı doğru. Birimi santigrat derecedir. Sıcaklık doğru. Termometre ile ölçülür sıcaklık, doğru. Hangisi yanlıştır diyor.
Bir yanlış, cevabımız A şıkkı. Buna göre metal küre ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şekil 1'deki metal küre belli bir süre ısıtıldığında şekil 2'deki gibi hacmi artıyor. Isıtılmış. Isıtılmışsa ne artmıştır? Genleşmiştir. Hacmi artmıştır arkadaşlar. Kütlesi artmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Maddeler ısı aldığında kütlesi değişmez. Sıcaklığı azalmıştır diyor. Isı aldığına göre sıcaklığı artmıştır. Yanlış. Hal değiştirmiştir diyor. Hayır arkadaşlar, hal değiştirmemiş. Sadece genleşmiştir. O halde hangisi doğrudur? Cevabımız D şıkkı. Bakın burada da katı halde, burada da katı halde. Hal değiştirmemiştir. Sadece genleşmiştir. Maddeler ısı aldığında genleşir. Isı verdiğinde büzüşür. Hangisi doğrudur diyor. Cevabımız D şıkkı olacak. 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim. Arkadaşlar buna göre kaba eklenen suyun sıcaklığı kaç santigrat derece olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar, bir kap içerisinde bulunan 60 santigrat derecedeki bir miktar suya, arkadaşlar öncelikle suyumuz 60 santigrat dereceymiş. Farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra kaptaki suyun son sıcaklığı 40. Arkadaşlar bakın 60'tan 40'a düşüyor, 20 azalıyor. O halde eklenen su ne olmuştur? 20 artmıştır. Peki biz neye 20 arttırdığımızda 40 olur? Bu ısı verir, bu ısı alır. Sıcaklığı fazla olan ısı verendir, sıcaklığı az olan ısı alandır arkadaşlar. O halde 20'ye eklenen su 20 santigrat derece olduğu zaman bu 20 vermişse bu 20 alacaktır. O halde 40 olacaktır. Her ikisi de 40 olacaktır. Son sıcaklıklar eşit oluyordu. O halde hangisi olabilir? Cevabımız D şıkkı olabilir. Bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabın üzerindeki cam kapakla kapatılarak üzerine şekildeki gibi buz parçaları konuluyor. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiz. Buradaki neymiş? Sıcak suymuş. Üzerine buz konuluyor. O halde hangisi gerçekleşmez diyor. Önemli. Sıvı yüzeyine buharlaşma olması. Sıcak su olduğuna göre arkadaşlar buharlaşma olur. Buzların su buharını yoğuşturması. Evet arkadaşlar, burada buharlaşan su buza denk çarptığında ne yapacaktır? Yoğuşacaktır. Doğru. Buzların su buharına ısı akışı olması. Yanlış arkadaşlar. Isı sıcaktan soğuğa doğrudur. Soğuktan sıcağa doğru değil. Bu yanlış. Tam tersi olacak. Su buharının buzları eritmesi. Doğru arkadaşlar. Hangisi yanlış? Cevap C şıkkı olacak. Saf bir katı maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi grafiği şekildeki gibidir diyor. Arkadaşlar grafiğe göre bu katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Katı maddemiz ne olmuş? Isı almış, erimiş, sonra tekrar ısı almış. Burada ne olmuş arkadaşlar? Kaynamış ve buharlaşmış. Burası erime, burası kaynama. Erime ve kaynama süreleri eşittir. Bakalım arkadaşlar, burası erime süresi, burası kaynama süresi. 3'ten 1 çıkarsa 2 dakika, buraya baktığımızda 8'den 3 dakika eşit değildir. O halde A şıkkı yanlış. 8'den 5 çıktı, 3 dakika yanlış. 100 santigratta tamamen gaz halindedir. Bakalım arkadaşlar, 80 santigrat derecede kaynıyorsa 100 santigrat derecede ne olacaktır? Kaynadıktan sonra gaz halindedir. Doğru. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı. 1 ve 3. dakika aralığında tamamen sıvı haldedir diyor. Arkadaşlar 1 ve 3 halinde sıvı halde değildir. Katı sıvı haldedir. O halde bu da yanlış. 40 santigrat derece yoğuşmuştur diyor. Hayır arkadaşlar, 40 santigrat derecede erimiştir. Bu da yanlış. Hangisi söylenebilir? B şıkkı söylenebilir. Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştü. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmişti. Arkadaşlar soğuk ortama konulmuş ve inmişse ne olmuştur? Burada büzülme olayı olmuştur. Büzülen maddenin hacmi azalmıştır. Hangisiyle açıklanabilir? Büzülen maddenin hacmi azalmıştır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Büzülen maddelerin hacmi azalır. Lastiğin genleşmesi diyor. Hayır, büzülmüş. Büzülen maddenin kütlesi azalmış. Hayır. Genleşme ve büzülmede kütle değişmezdi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kütleyi hep azaldığını veya arttığını zannediyor öğrenci. Hayır. Büzülen veya genleşen maddenin kütlesi değişmez. Genleşen katıların hacmi küçülür diyor. Tam tersi büyür.
Hangisiyle açıklanabilir? Cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 2018 bursluk sorusuyla bakalım. Verilen tablodaki durum ifadelerini doğru ve yanlış olarak tik işaretleyen bir öğrencinin tabloyu doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Isıtıcı odaya sıcaklık verir diyor. Yanlış arkadaşlar, ısı verir olacak. Birinci ifademiz yanlış. Su buharlaşırken çevreden ısı alır. Evet, buharlaşırken ısı alır arkadaşlar. Erime ve buharlaşmada ısı alınırdı. Doğru. Havanın ısısı termometre ile ölçülür. Hayır, ısı değil, sıcaklık ölçülür. Yanlış. Yanlış, doğru, yanlış. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı olacak. 2017 bursluk sorusuna bakalım. 15 santigrat katı halde bulunan saf K maddesinin ısıtılırken elde edilen değerler tabloya yazılıyor. Bu değerlere göre K maddesi kaçıncı dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir? Arkadaşlar bakıyoruz. Sabit kaldığı noktayı bulmamız gerekiyor hal değiştirmesi için. Sıcaklık 15, 18, 25, 35, 35. Bakıyoruz. Sabit kalmış. Bize kaçıncı dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir diyor. 10 değil, 30 değil, 40 değil. O halde cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. 20. dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir. Diğer soru arkadaşlar, bu değişimler sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez diyor. Bakalım arkadaşlar, şekildeki maddenin hal değişimleri verilmiş. Su soğutuluyor, buz. Burada ne olur arkadaşlar? Donma. Isıtılıyor su. Burada ne olur? Erime. Su ısıtılıyor, buhar haline geliyor. Arkadaşlar burada buharlaşma. Burada da ne olmuş? Tencere kapağında yoğuşmuş arkadaşlar. Yoğuşma. Bakıyoruz, buharlaşma var mı? Var. Yoğuşma var mı? Var. Donma var mı? Var. Süblimleşme var mı? Yok. O halde hangisi gözlenmez? Cevabımız D şıkkı olacak. Bir kap içerisinde başlangıçta 30 santigrat derece olan suya aynı miktarda ve sıcaklığı 10 santigrat derece olan su ekleniyor. Kaptaki suyun başlangıçtan itibaren sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar başlangıçta 30'muş. Buraya bakıyoruz 10 olmaz. Burada bakıyoruz başlangıç 20 olmaz. Buraya bakıyoruz başlangıç 30. Başlangıç 30 olabilir. Arkadaşlar aynı miktarda eklendiyse biz son sıcaklığını nasıl buluyorduk? Son sıcaklık eşittir ilk sıcaklık artı birinci maddenin sıcaklığı artı ikinci maddenin sıcaklığı bölü 2 bize son sıcaklığı veriyordu. Yani 30 artı 10 bölü 2 20 olacak. Yani son sıcaklık ne olacak? 20 olacak arkadaşlar. Burada tekrar 30'a çıkmış. B şıkkı da olmaz. O halde cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Metal paraya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa öğrencinin gol atmaları kolaylaşır diyor. Aşağıdaki oyun düzeneğinde tahta masa üzerine bir metal paranın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. Bakın arkadaşlar şuraya iki çivi çakılmış. İki öğrenci oluşturulan oyun düzeneğinde sırayla metal parayı çivilerin arasından geçirerek gol atmaktadır. Hangi işlem yapılırsa gol atmaları kolaylaşır. Buradaki parayı büzüştürürsek, peki nasıl büzüştürüyorduk arkadaşlar? Soğuk bir ortama koyduğumuzda ne oluyordu? Büzülürdü. Bakalım. Sıcak su içerisinde bekletme. Hayır, burada genleşir. Güneş ışığı altında bekletme. Burada genleşir. Sıcak kalorifer peteğin üzerinde. Burada genleşir. Buzdolabının buzluğuna koyduğumuzda burada ne olur? Büzüşür. O halde cevabımız D şıkkı olacak. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiş. Buna göre 800 santigrat derecede katı haldedir diyor. Arkadaşlar oksijen -218'de eriyorsa 800'de katı halde olamaz. Bakıyoruz etil alkol -117'de eriyorsa 800'de katı halde olamaz. Bakıra bakıyoruz 1083'te eriyormuş. 800'de katı haldedir. Erimesi için 1083'e kadar ısıtılması lazım. O halde bakır katıdır. Demire bakıyoruz 1535. Evet, 800'de henüz erimemiştir. 1535'e kadar ısıtılması lazım. Katı haldedir. Doğru. Alüminyuma bakıyoruz. 660'da eriyorsa 800'de erimiştir arkadaşlar. Sıvı hale geçmiştir. 660'da eriyorsa 800'de çoktan erimiştir. O halde hangisi olur? Bakır ve demir hangi şıkta var?
A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır. Bakın burada ısıtılıyor. Arkadaşlar 1 ve 2 ile gösterilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1'de baktığımızda buharlaşma, 2'de baktığımızda yoğuşma. O halde buharlaşma, yoğuşma hangi şıkta var? Bakıyoruz D şıkkında var. Tablodaki maddelerin erime noktaları verilmiştir. Buna göre 500 santigratte hangisi katı haldedir diyor. Arkadaşlar bakalım tek tek. Kalsiyum 839'da eriyorsa 500'de henüz erimemiştir, katı haldedir. Doğru. Çinkoya bakıyoruz 420'de eriyorsa 500'de çoktan erimiştir. Şekere bakıyoruz 135'te erime noktası ise 500'de çoktan erimiştir. Kabartma tozuna bakıyoruz. Erime noktası 300, 500 santigrat derecede çoktan erimiştir. Hangisi katı haldedir? Kalsiyum, yani cevabımız D şıkkı olacak. Yine grafik sorusu. Grafiğe göre asetonun kaynama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Arkadaşlar sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtılan sıvı haldeki saf asetona sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre arkadaşlar sıcaklık zaman grafiğinde sabit kaldığı noktada kaynama noktasıydı. Bakıyoruz arkadaşlar 18'den 2 dakika sonra 36'ya, sonra 2 dakika sonra 47'ye, 2 dakika sonra 56'da bakın 56'da sabit kalmış. O halde kaynama sıcaklığı kaçtır? 56 santigrat derecedir. Cevabımız B şıkkı olacak. 2016 bursluk sorusuyla devam edelim. Şekildeki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerine aynı miktarda su bulunmaktadır. Arkadaşlar aynı miktarda su bulunuyormuş. Birinci kaptaki suyun ilk sıcaklığı 65 santigrat derece. Bakın burada göstermiş. İkinci kaptaki suyun ilk sıcaklığı 30 santigrat derece, zaten göstermiş. Sıcaklığı 50 santigrat derece olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave ediliyorsa, arkadaşlar buraya 50 santigrat derece, birinci kaba 50 santigrat derecede su ilave ettiğimizde burada ne olacaktır? Sıcaklık azalacaktır. Burada ne olacaktır? 50 santigrat derecede olmuşsa sıcaklığı ne olacaktır? 30'a 50 koyduğumuzda sıcaklığı artacaktır. O halde birincideki azalır, ikincideki değişmez diyor. Yanlış, ikincideki artar. İkincideki biraz yükselir, doğru. Birincideki biraz azalır, doğru. O halde cevabımız ne olacak? B şıkkı. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Kapta açık olduğu için bir değişiklik olmaz, yanlış. Her ikisi de önce artar sonra aynı olur diyor. Yanlış arkadaşlar. Hangisi doğru? B şıkkı doğru. Büzülme olayıyla ilgili şema verilmiş. Bu şemayı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru tamamlar? Bakır tel ısı verir, sıcaklığı azalır ve ne olur arkadaşlar? Hacmi küçülür, hal değiştirir, kütlesi azalır, enerjisi artar diyor. Yanlış arkadaşlar, kütlesi değişmez, hal değiştirmez, enerjisi artmaz, azalır. O halde hangisi doğrudur? Büzülenlerin hacmi küçülürdü. Cevabımız A şıkkı. 13. soru, 2015 bursluluk sorusu bakalım. Burada kardan adamla bir süre sonra şekildeki gibi ne yapmış? Erimiş. Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çevreden ısı alması. Evet arkadaşlar, katı madde çevreden ısı alarak ne olur? Erir. O halde cevabımız ne olacaktır? A şıkkı. Şekildeki ısıtıcılar ve içlerinde aynı hacimde sıvı bulunan kaplar özdeştir. Bu kaplar sıvıların sıcaklıkları sabit kalıncaya kadar ısıtılıyor. Arkadaşlar ikisi de ısıtılıyor sabit kalıncaya kadar. Sabit kalıncaya kadar ısıtılması neydi? Sıvı maddeler sabit kalıncaya kadar ısıtıldığında kaynarlardı. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek için amaçlanmıştır? Arkadaşlar genleşme miktarı, hayır. Büzülme miktarı, ısaldıkları için genleşirler, yanlış. Kaynama noktalarının, evet kaynama noktalarının farklı olduğunu, ikisini de sabit kaldığı nokta dediği için cevabımız ne olacaktır? Kaynama noktası olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Yine arkadaşlar bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır diyor. Şekildeki düzenekte tahta masa üzerine metal levhanın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmış. Bu düzenekte metal levha ısıtıcı ile bir süre ısıtıldığında çivilerin arasından geçemediği görülüyor. Arkadaşlar metal levha bir süre ısıtılmışsa ne olmuştur? Genleşmiştir. Genleştiği için çivilerin arasından geçemiyordur. Hangi şıkta bu? Maddeler soğutulduğunda diyor, hayır, ısıtıldığı için A şıkkı olamaz. Maddeler ısıtıldığında genleşir. Evet cevabımız B şıkkı. Hacmi azalan maddeler genleşir diyor. Hayır arkadaşlar, artar genleştiğinde, C olmaz. Büzülen maddelerin hacmi artar diyor. Yanlış, hacmi azalır. Hangisi doğru? Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar grafik sorusu, buna göre meyve suyunun
içine konulan suyun sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kaç santigrat olur? Başlangıçta 5 santigrat derece olan meyve suyunun içine bir miktar su konulduktan sonra meyve suyunun sıcaklık zaman grafiği olmuş. Arkadaşlar 5'miş. 1 dakika sonra 6, 8, 3 dakika sonra 10 olmuş. Demek ki içine dökülen sıvının sıcaklığı 10'dan fazladır. O halde hangisi olabilir diyor? D şıkkı 14 olabilir. Son sıcaklık 10 ise demek ki içine dökülen sıcak suyun sıcaklığı ne olacaktır? 10'dan fazla olacaktır. Yani 14 olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.